olacak. Aylarca yaşamış olduğumuz mağduriyetin, aylarca yaşamış olduğumuz sıkıntıların, bir umutla bekleyiş içerisine girişlerin ve verilmiş olduğu sözlerin tutulmamasını, sesini ve gücünü bugün bu meydanlarda görecek. Biz aylardır bu meydanlarda sosyal medya hesapları üzerinde çok şey konuştuk. Kamuoyuna çok şey anlatmaya çalıştık. Sayın Yusuf Tekin'e çok sözler söyledik. Ama ne yazık ki dinlenemedik. Ve bunun yanı sıra, dinlenmemenin yanı sıra mülakatların yapılma şeklinde bugün OYPT sınavında yapılan netlerin, bakın sadece 19 netle atamanın gerçekleşmiş olduğu algısının yaratılarak kamuoyunda kamuoyunu yanlış yönlendirmelerin açıklaması için bugün bu meydanlardayız. Aynı şey aynı zamanda aylarca bekletilen 68 bin öğretmen alanının gerçekleştirilmesi için bu meydanlardayız. Sizlerle çok şey konuştuk. Kamuoyunda çok şey açıkladık. Ama ben bugün burada bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda son 72 yıl boyunca milli eğitim kökenli olan tek bir bakan Türkiye'de vardır. O da Sayın Ziya Selçuk'tur. Milli Eğitim Bakanı denilen ciddi bir makama bugün eğitim kökenli bir bakanın oturmamış olmasını biz bugün nasıl sorgulamıyorsak onlar da üç oturum şeklinde girmiş olduğumuz sınavlar arkasından mülakatlarla bizi sorgulayamazlar. Liyakatı unutma, liyakatsız atama. Liyakatı unutma, liyakatsız atama. Mülakat sisteminin hiçbir şekilde dayatılması yapılamaz. Mülakat sistemi şu anda Çağdaş Eğitim Anlayışı'na uygun olmayan, güvenilir ve geçerli en düşük olan ölçme aracıdır. Bu nedenle Sayın Yusuf Tekin hiçbir şekilde yapmış olduğu hiçbir bilimsel olmayan dayanaklandırmalarla bize mülakatı dayanaklandıramaz, zorlayamaz, buna mecbur bırakamaz. Bizim mesleki bilgi ve becerilerimizi ölçmeye çalışan Sayın Yusuf Tekin'e soruyorum. Bugün Türkiye'de 66.780 tane 71 ilde ücretsiz öğretmen yapan insanlar var. Ve bu insanların birçoğu öğretmen değil. Peki alan bilgisini ölçmeye çalışan Sayın Yusuf Tekin, amacınız gerçekten alan bilgisi ölçmek mi? Yoksa ücretsiz öğretmenlik sisteminde 3 kuruşa çalıştırdığınız öğretmenler gibi bizim de o ücretleri ve o koşullara uygun olacak şekilde. Ya burada mı? Eğitim sendikalarımızla, eğitim senliği, işleri, diğer sendikalarla birlikte buradayız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce öğretmenin sesine söz olmak, onlara destek vermek için buradayız. Biraz önce burada büyük bir dolu fırtınası oldu. Tek bir öğretmenimiz bile bu fırtınadan kaçmadılar. Burada olmaya devam ettiler. Çünkü Türkiye'de atanmayan öğretmenler problemi var. 2002 yılında 68 bin olan atanmayan öğretmen sayısı bugün 1 milyonun üzerinde. Her yıl 100 bin üzerinde öğretmenimiz mezun oluyor, görev almak istiyor, çocuklarla buluşmak istiyor. Maalesef buluşma şansı bulmuyor. Türkiye'nin dört bir yanından, bütün illerinden öğretmenlerimiz burada toplandılar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı öğretmenleri son derece kıran bir miktar atama yapacağız söylemiyle burada ilerlemişti. Oysa bakanın açıklamasıyla 68 bin, 80 bin üzerinde ücretli öğretmen var. Gerçek rakam Sayıştay'a göre 130 bin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk etapta 100 bin, eğer bakan sözünü tutacaksa 68 bin atamanın amasız fakatsız yapılmasını istiyoruz, bu bir. İki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bütün Türkiye'ye mülakatın kaldırıldığını söyledi. Mahmut Özer sadece KPSS ile öğretmen olacağız dedi. Ama bugünkü bakan Yusuf Tekin mülakat gibi mülakat yaparak alacağını söylüyor. Mülakat gibi mülakat yapacağız demek.
önceden mülakat yapmadığınızı ikrarıdır. Önceden yaptığınız mülakatların kendi parti teşkilatlarınıza açık mülakatlar olduğunu kabul etmektir. Öğretmenlerimiz mülakat istemiyor. Türkiye mülakat istemiyor. Bu öğretmenlerimiz sonuç olarak ülkenin saygın üniversitelerinden mezun olmuş, hakkını kazanmış, KPSS ile kendi arasında yarışan ve hak ettiği bölümlere girmelidir. Mikrofon geldiği için yeniden söylüyorum. Öğretmenlerimiz 68 bin atama istiyorlar. Sadece 80 bin ücretli öğretmen var. Emeği sömürden. Sayıştay'a göre 138 bin. Biz 100 binin üzerinde atama bekliyoruz. Öğretmenlerin mülakatsız derhal atanması için Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimizin hiçbirisi 19 dakika falan atanmıyorlar. 75 sorunun içerisinden 55 soruyla başarılarını defalarca kanıtlayan öğretmenlerden bahsediyoruz. Saygın Cumhuriyet öğretmenlerinden bahsediyoruz. Öğretmenlik desteğini bu kadar öğretmen altına almayın. Öğretmenlik başımızın tacıdır. Bu ülkenin geleceğidir. Öğretmenlik ve eğitim sistemi bu ülkenin geleceği için bir numaralı çözüm yoludur. Dolayısıyla bugün öğretmenlerimiz yağmur da yağsa, dolu da yağsa, gök kubbe çatlasa da bu sesini yükseltmeye devam edecektir. Alanda bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçardaş, Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamını getirdim. Her koşulda, her yerde, her anda öğretmenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Şu anda Ulus'ta Atatürk heykelinin önündeyiz. Bugün saat 14'te Türkiye'nin farklı illerinden gelen atanamayan öğretmenlerin eylemine katıldık. Buradan bir kez daha öğretmenlerin sesine ses katmak istiyoruz. Lütfen başımızın tacı olan öğretmenleri açlıkla, yoksullukla, yoksunlukla sınamayın. Öğretmenlerimizin sesini duyun. Hem öğretmenlerimizin hem de çocukların geleceğini daha fazla çalmayın. Öğretmenler hakkı olanı istiyorlar. Derhal atama bekleyen öğretmenlerimizi atayın. 60 bin lira. Sadece 60 bin lira. Bir yılda 27 bin lira. Ve 68 bin öğretmenimizin 22 yıllık devlete olan bir yıllık karşılığı. Haydi! 68 bin haydi!